Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda öğrenci eylemine ordunun kanlı bir şekilde müdahale etmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Çin yönetimi eylemlerin karşı devrim girişimi olduğu yönündeki resmi tutumunu korumayı sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Pekin'e mahkumları serbest bırakın çağrısı yapıyor. Bu olayların tekrarlanmasından endişelenen Çin hükümetinin başta Pekin olmak üzere birçok şehirde yoğun güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Doğu Türkistan'daki Türklere oruç tutmayı yasaklayan ve hapishanelerde domuz eti yemeye zorlayan Çin Halk Cumhuriyeti yaptığı baskı politikalarını örtbas etmeye çalışırken Çin İstanbul Büyükelçiliği'nin bugün İstanbul'da iftar vereceği bildirildi. Çin Konsolosluğu Uygur öğrencileri tehditlerle iftara çağırırken bu olayları protesto etmek amacıyla Seyit Tümtürk'ün daveti üzerine İstanbul'daki diğer Uygurların da aynı mekanda iftar için bir araya geleceği belirtildi. Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden büyük dönüş yürüyüşünde şu ana kadar 13'ü çocuk, ikisi sağlık görevlisi ve ikisi gazeteci olmak üzere 123 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Hastanelerde tedavisi devam eden yaralılardan 350'sinin durumunun ise ağır olduğu belirtiliyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük tarifelerini artırması halinde taraflar arasında hala mevcut olan ekonomik ve ticari mutabakatların geçerli olmayacağını bildirdi. Akdeniz'de Antalya açıklarında bir sürat gemisinin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen hayatını yitirdi. Batan teknede 15 kaçak göçmenin bulunduğu sanılıyor. Kurtarılan 6 kişi Demre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akdeniz'de Umuda yolculuk sadece bu yıl en az 660 cana mal oldu. Soyuz kapsül 3 yolcusuyla birlikte dünyaya döndü. Keşif 55 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen 2 astronot ve 1 kozmonotu taşıyan Soyuz kapsülü dünyaya iniş yaptı. Uluslararası Uzay üssünde 168 gün süreyle çalışan kozmonot ve astronotlar bir başka Soyuz MS-06 kapsülü ile 27 Şubat'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay üssünden uzaya gönderilmişti.